Çiptes Merkezi'nden merhaba. Sony'nin yeni konsol bombası PlayStation 4'ü uzun bir süredir tüm oyun severler kadar biz de heyecanla bekliyorduk. Sonunda yeni konsolu test etmek için ofisimizde ağırladık. En güçlü donanımları bir kutu içinde toplayan Sony PlayStation 4, iki katlı endüstriyel tasarımıyla tek bir şeye amaçlıyor: oturma odanızı fethetmek. Biraz geçmişe dönecek olursak, konsol bu yılın en büyük oyun fuarı E3'e tanıtımdan bu yana elbette Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One ile sürekli karşılaştırıyordu. One'ın ilk başta sürekli online olması şart koşması Sony oyuncuların gönlünü kazanması için verilmiş büyük bir fırsattı. Bu fırsat Sony'yi ön siparişler şeklinde geri döndü. Her iki yeni nesil konsol da aynı hedefe sahipler. Film, müzik, televizyon ve oyun için tek kaynağınız olmaya amaçlıyorlar. Ancak fiyatlarına baktığımızda çoğumuz her iki konsolu birden satın alacak bütçeye sahip olması gerek. Dahası her ikisi de evinizin oturma odasının merkezinde olmayı istiyor. O halde çoğumuz için ikisi yerine biriyle yetinmek daha yerinde olacak. Peki PlayStation 4 Xbox One'ı yapamadığı neler yapabiliyor veya Xbox One'ın önde olduğu yerler var mı? Şimdi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 4'e daha yakından bakalım. PlayStation 4'e bakar bakmaz bir Sony tasarımını karşınıza aldığınızı hissediyorsunuz. İnce, düz ve siyah renkli cihazın boyutu ikinci nesil PlayStation 3 ile hemen hemen aynı. 2.75 kilogram ağırlığında olan PlayStation 4 yaklaşık 2 MacBook Air ile denk ağırlığa sahip. Bu arada PlayStation 4'ün mühendislerini tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü güç kaynağını cihazın içine sokmayı başarmışlar. Yani harici bir güç tuğlası taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Microsoft'un konsolu 3.17 kilo ile biraz daha ağır ve ayrı bir adaptörü sahip. PlayStation 4'ün eğimli, asimetrik tasarımı geçmiş PlayStation 4'lerin tasarımına kıyasla büyük bir değişimi temsil ediyor. Normalde yüzüstü kullandığınız konsol ayrıca satılan plastik bir ayak yardımıyla ayakta da durabiliyor. Konsolun ön tarafında slot yüklemeli bir Blu-ray disk sürücüsü bulunuyor. Sağ tarafta ise 2 USB 3.0 portu var. Bu portlarla sistem kapalıyken dahi DualShock 4 gamepad'lerinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu işlevselliğin eksikliğini PlayStation 3'te sıkça hissediyorduk. Bu iki USB portu PlayStation 4'ün ön taraftaki yegane bağlantıları, arka tarafta ise HDMI, Ethernet, dijital, optik ses çıkış ve PlayStation kamera için özel bir bağlantı noktası bulunuyor. Konsol Wi-Fi için 802.11 BGN standardını, kablosuz DualShock 4 denetimler için ise Bluetooth 2.1 standardını destekliyor. Konsolun üst kısmına baktığımızda ise mavi bir ışık görüyoruz. Bu sayede cihazın soğuk, endüstriyel tasarımı bir miktar da olsa sıcaklık kazanıyor. PlayStation 4'ün içine baktığımızda tek yongadan oluşan 8 çekirdekli X8664 AMD Jaguar işlemci ve AMD'nin Radeon teknolojisini temel alan 1.84 teraflopluk GPU ile geldiğini görüyoruz. Bu işlemci gücü 8 GB GDDR5 RAM ve 500 GB mekanik sabit disk ile destekleniyor. Sony'ye göre PlayStation 4'ün toplam performansı PlayStation 3'ün 10 katını buluyor. Resmi sıkça sorulan sorular sayfasına göre PlayStation 4'ün sabit diski bir miktar uğraşla sökülüp daha büyük bir sürücüyle veya bir SSD ile değiştirilebiliyor. Sony bu tür yükseltmelerin konsolu garanti kapsamı dışına çıkartmayacağını söylüyor. Performansıyla deneyimlediğimiz konsol oyunlarda gayet akıcı bir performans gösteriyor. Bunun yanında grafik konusundaki gelişmeler oyunların yeni bir seviyeye geçiş yaptığını gösteriyor. Ve bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylar ve senelerde oyun geliştiricileri PlayStation 4'ün donanımsal potansiyelini şüphesiz daha çok ortaya çıkartacaklar. PlayStation 4'te gamepad değinilendi elbette. DualShock 4 olarak anılan yeni gamepad tasarımıyla Xbox tarafından alıntılara sahip. Böylece gamepad tasarımı nedeniyle önceden daha rahat olduğu için Xbox'ı tercih edenlerdenseniz artık PlayStation 4'e geçmek için bir nedeniniz daha bulunuyor. Rahat bir tutuşa sahip olan DualShock 4 en büyük farkı üzerindeki dokunmatik alanıyla yaratıyor. Dizüstü bilgisayarlardan aşina olduğumuz touchpad alanına benzeyen bu ekrana tıklayarak oyunlarda ek kontrol sahibi olabiliyorsunuz. Ayrıca DualShock 4 üzerine dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise elbette ışık çubuğu. DualShock 4'ün önünde yer alan bu renkli alanla birlikte hareket sağlayıcılığı özelliği kazanan gamepad, PlayStation kamerayla PS Move'a benzer bir deneyim yaşatıyor. Hatta konsol PlayStation kamerayla bunun için özel sanal gerçeklik oyunları da sunuyor ki bu uygulamalar gerçekten oldukça eğlenceli. Ayrıca Sony'nin PlayStation 4 tanıtımında bizlere gösterdiği eşsiz işlevlerden en önemlisi şüphesiz tek düğmeye basarak oynadığınız oyunun videosunu paylaşabilmekti. Bu işlevi DualShock 4'ün üzerindeki Share düğmesine basarak etkin hale getirebiliyorsunuz. Oyun için son 15 dakikanızı saklayabiliyor ve internete gönderebiliyorsunuz. Videoyu göndermeden önce kırpmanız da mümkün. PlayStation 4 tam bir oturma odası bilgisayarı ve bu konuda PlayStation 3'ün üzerine çok şey koyuyor. Sadece gelişen teknik özellikleri yüzünden değil sunduğu işlevlerle de. Konsol oyunları ve filmleri hızla önünüze getirebiliyor. Sizi PlayStation 4 Network üzerinden arkadaşlarınızla ve diğer online oyuncularla bağlayabiliyor. Twitter ve Facebook üzerinden oyunlardaki başarılarınızı paylaşarak övünmeniz de mümkün.
PlayStation 4 sahipleri tüm oyunları PlayStation Store üzerinden dijital olarak satın alma seçeneğine sahipler. Bizi etkileyen Play As You Download işlevi sayesinde çoğu oyunu indirmenin tamamlanmasını beklemeden oynamaya başlayabiliyorsunuz. Örneğin Killzone Shadow of Fall gibi bir oyunu satın alırken tekli oyuncu veya çoklu oyuncu gibi oyunun hangi bölümün öncelikli olarak indirileceği size soruluyor. Bu sayede oyunun tamamen indirilmesini beklemeden çok daha önce oyuna girebiliyorsunuz. Ancak bu noktada çoğu oyunun boyutunun 35 GB'ı bile aşabildiğini söyleyelim. PlayStation 4 iOS ve Android'e gelen özel PlayStation uygulaması ile kullanılabilirliğini arttırıyor. Böylece akıllı telefonunuz üzerinden oyun satın alabiliyor. Hatta bu oyunları PlayStation 4'e otomatik olarak indirmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylece eve gittiğinizde oyunun sizi bekliyor oluyor. Akıllı ceplerin getirdiği avantajların yanında Remote Play'in ortaya çıkması Sony'nin zor zamanlar geçiren el konsolu PlayStation Vita için harika bir haberdi. Böylece Wi-Fi'ye bağlı PlayStation 4 oyunu Vita'ya video akışı şeklinde gönderebiliyor. Elbette bu işlemin kullanılabilmesi için PlayStation 4 ve Vita'nın aynı ağa bağlı olması gerekli. PlayStation Plus kısmına bakacak olursak burada da yenilikler göze çarpıyor. Sony yeni nesil konsoluyla PlayStation Plus sistemini de yenilemiş. Böylece Xbox Live'e biraz daha benzer hale gelen sistem üyelere geçmişte sunduğu faydaları da elbette sürdürüyor. Buna PlayStation Store'daki indirimler, özel içeriklere daha erken erişebilme, ücretsiz oyun fırsatları da dahil. Bunlara ek olarak Sony'nin sunucularında size verilen 1 GB'lık boş alanda oyun kayıtlarınızı saklayabiliyorsunuz. Plus üyesi olmayan oyuncular çoklu oyuncu ve buluta kaydetme dışındaki hemen hemen tüm online özellikleri kullanabiliyorlar. Buna PlayStation 4'ün web tarayıcısı, oyun videolarını paylaşabilme, mesajlaşma, arkadaş listesi, sesli sohbet, PlayStation Store'dan içerik satın alma da dahil. Toparlayacak olursak PlayStation 4 müthiş bir donanıma sahip, oldukça hızlı bir cihaz. Aynı zamanda tasarımıyla da etkileyici. Bununla birlikte konsol daha emekleme aşamasında. Satın almaya değer ancak bu konuda aceleci davranmaya gerek yok. Gerçek yeni nesil oyunlar ortaya çıkmaya başladıkça, daha fazla medya uygulaması yayınlandıkça ve konsol yazılımsal olarak geliştirildikçe PlayStation 4 çok daha iyi bir konsol haline gelecek. Test ettiğim sürede PlayStation 4'ten fazlasıyla memnun kaldık ancak tam anlamıyla öne çıkarılacak bir oyunun eksikliğini hissettiğimizi söyleyelim. Şimdilik PlayStation 4'ü almamızı sağlayacak kadar iyi bir oyunun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.